Türk kadınının götü çıkık değildir, kalçaları geniştir. Ve Pompeyli'dir. Pompeyli. Ama o kadar da başka yerler, ülkedeki insanlar gibi böyle çıkık değildir. Yapıkçılığını İspanyollarınki kadar çıkık değildir de hayatım. Güney wow. Amerikalılarınki kadar sen Bombaylo oldun, değildir sen de demiş bu. Oldun. Onlarınki yer Bombaylo. Olay kıvrım abi. Evet. Popo değil, popo yuvası var aşağısı. Böyle değil. Belinde böyle gamzesi olanlar var. Ya yeter bu konuyla. Çok severim. Yazın böyle crop giydiğinde kotunun üstünde gözükecek iki tane bayılırım. Bayılırım. Su koysan durur yani. Kız! Su koysan içersin oradan. Biliyor musun benim annem o kadar zayıfmış ki gençliğinde burasında çok çukur varmış. Şu kemiğimiz var ya şu kürek kemiğimiz. Babam oradan su içiyor dersen. Babam oraya su koyup içmiyor, içiyormuş fantazi. Vallahi. Okey. yine hastalığın pençesindeyiz. Şey bağlayacağız artık. Var ya bir tane amca. Yıllardır sigara içiyor. Ayak. Eski Halis Moris grip. Bir daha olsa bir daha içerim. Yine bu ekip Halis Moris. Yeşil Ayça. Üçüyor hayatımda. Olsa üçünde de içelim. Evet. Onaylamıyoruz. Ben 3 lira geçiyorum. Pes ettim ben bu arada. Gir artık bölüme. Bu ben sesimi duyan herkes. Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım bugün ne konuşuyoruz? Madili. Madili kue. En sevdiğimiz aktivite. Bence Madili'nin iki yönü var hocam. Bir tanesi safi yoğurt. Kötü niyetten irin akıyor gibi. Doğru. Bir tanesi daha eğlenceli. Tatlı madilik. Sana bir öc alma gibi. Sana mesela zamanında laf sokuyor. Sen de milletin içinde sokuyorsun. Bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız. Bu tatlı su madiliği güzel. Bu iyi niyetli. Hı-hı. Bazı madiler çok abartıyor ya. Çocuğu oluyor yani. Doğru. Biz tatlı madilik severiz. Evet. Bu ekipte birbirine madilik yapmayan da yoktur. Hı-hı. Madilik yapmadan da hayat geçmez, geçmez susarak. Çok sıkıcı hakikaten olur. Hakikaten birbirimize madilik yapıyoruz. Ölüme. Peki madilik nedir? Anlatıyor sokmak, kız. Yerleştirmek. Hayır lan öyle anlatma, güzel anlat. Kötülük yapmak, hile yapmak, yanlış yapmak, hata yapmak. Yemek yedik farkındaysanız, kafamız öyle. Ya böyle laf geçirmek, iğnelemek, evet. Dokundurmak, işte yumuşak karnına bir laf sallamak ve çıkarcı planlar eyleme geçirmek. Bad bitch de diyebilir miyim? Herhalde. Tabii tabii. Mesela kim madi? Bizim işte madi mesela bizim Euphoria'da. Biz madiyiz. Biz de madiyiz. Başka madi. Erkeğin madisi çok komik olur. Erkeğin severiz. Madisi slay olur. Severiz. Erkeğin madisiyle severiz. Muhabbet akar her şeyden önce. Hiç sevmem dedikodu yapmayan erkek. Hiç sevmem dedikodu yapmayan insan. S**tsin gitsin. Ay yeter be. Melek ne olamazsın var? Sen. Yürü git ama neyin şovundasın? İyi sen cami yaptır. Neyin şovundasın? Hiç sevmem. Sohbetli erkekler niye bir dehşet içine bana bakıyor? Ne var ya? Dedikodu yapmayı sevmediğim için olabilir mi? Hani? Yo sen hayvan gibi dedikodu yapıyorsun. Ona s**tirme gitme yani. Hayvan gibi dedikodu yapıyorsun aşkım. O bilgi aktarımı. Doğru. Doğru. Sonuçta bir kere bildiklerini söylememek günahtır. Ne alaka? Paylaşacaksın bilgiyi aşkım. Peki her bilgiyi mi? Ne günahtır? Bir de ne günahtır? Biz gelince haberi gelsin. Evlerinize haberi gelsin. Açın anam taksikleri. Madilikler. Madilikler size gelsin. Artık parayla yapacağım bu işi. Ya da katıl. Ya da katıl. Katıl sana katıl. Kız katılımız 1000 üyeye gidiyor abi. Bir 1000 üyeye katıl. Maşallah. Onu da kutlayacak mıyız 10.000-100.000 diye? Kız burada hatırlıyor musunuz konuşmalarımızı kız gamebeze para verecek olan? Kız bana verecek ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Hak ediyoruz ki 1000 kişi olmuş kardeşim. Slay'ız. Katıl'a bu hafta kulaklık oyunu geliyor değil mi? Ay evet. Ne diyorduk? Belki biz de geldi. Belki katılanlar de. Ne bileyim. Bütün takvim işlerini bu yapıyor. Ama şimdi Özür'ün çok kötü bir oyuncu olduğunu orada göremeyecektiler katıl üyeyi olanlar. Eyvah. Niye? Ne? Gamer anlamında mı? Gamer değil gamer. Özgür her akşam sabah 5'e kadar LOL oynuyor. Doğru. Ruh yaşının 15'te kaldığına eminim. Discord odalarında göçük çocuklarla oyun oynuyor. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Katıldan bize satanlar var. O yüzden katılı artık daha... Ay girme orayı, hakaret etme, küfretme. Sadece şunu söyleyeceğim. Tespit ediyoruz.
Yani katıldı bize belirli bir meblağ verecek kadar motivasyon olup sonra bize satan insanlar bizi insan çünkü bizi üzdü. Biz şok içindeyim yani. Hoşuma devam et. Ne alaka? Madilik işte. Bu kötü madilik. Madilik işte. Bu kötü madilik. Ne yaptı? Madilik ya. Ya açığımızı arıyor. Açığımızı arayıp böyle bulduğu zaman hemen şey yapıyor. Ki açığımız yok. bulduğu zaman bazen şey yapabiliyor. Terbiyesiz. Bunlar kötü kalpli. Ben düşünüyorum ki madilerle iyi günde çok eğleniyorsun, tamam mı? Evet, doğru. Ama mesela madilerden de kötü gün dostu oluyor mu emin değilim. Çünkü o kötülüğünü alıp başka bir yerde anlatabilir. Herhalde. Bir de senin kötülüğünü ciddiye de almayıp direkt madiye sararsa bana yine bir cinnet gelir. Evet canım. Onun ortasını çok iyi tutturacaksın. Tutturacaksın. Yani nerede ne konuşacaksın bileceksin yani. Ben orada sana dert yanıyorsam orada bir eğlenceyi bir durdur yani. Ben sana ağlıyorum sen de salak yine mi erkeklere düştün gerizekalı. Ama bu iyi dost da olabilir. İyi dost da gerçekleri söyler. Gerçekleri söylesin ama üslubuna dikkat etsin. Dalga geçer gibi söylemesin yani. Orada canımız yanıyor. Bu yavşan şovuyla uğraşıyoruz yani. Ben ona gelemem. Ben doğru. De gelemem. Ama mesela şey de aklıma gelir. Ya şey olayı var mıdır sizde? Bana anlatıyorsa beni de herkes anlatıyordur. Deli misin? Evet. O yüzden zayıf taraflarınızı göstermemeniz lazım çok maddi insanlara bence. Komiki eğlenceli bir insan ama herkes hiç düşünmüyor musun? Ulan beni tabii de gidip ki anlatıyordur diye. Asla özelimi anlatmam. Ben de anlatmam. Sadece komik şeyleri konuşur geçer devam eder. Malzeme vereceksin ki o da sana versin yani. Karşılıklı evet, bu yani. Alma verme dünyası. Hayır başkasının malzemesini verme demiyorum. Ama mesela kendinden çok özel şeyleri anlatmana gerek yok. Ve bu işin yani master madiler kendi özel hayatını çok az anlatıyor. Buna dikkat edin. Net. El alemin gıybetini yapmaktan. Aynen öyle. Kendini hiç açık etmez. Ki girip başka yerde duymasın kendi hikayesini diye. Çok tehlikelidir. Bunlara dikkat edin. Var olur. Bu arada mesela bu ekibin madiliği de gerçekten bize pislik yapanlara karşıdır. Doğru. Bize tatlı davranır. Kimseyle uğraşmayız. Tabii canım ne uğraşacağız? Aynen öyle yani. Ama atıyorum birinin sinsiliğini hissettik mesela. Bu arada hemen bir şey açıklık getirmek istiyorum. Devam ediyorum. Yılan dansı. Dursa ya bütün bölüm burada yılan durabilir mi? Eyvah. Geldi o kurgu notu. AI'la. AI. Evet canım bir ne şey ne diyordum o ya? Her bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Son videoda ne oynuyorduk biz? Ben hiç oynadım. Ben şey gibi laf etmiştim. Hiç birinin arkasından bu odada olan birinin arkasında konuştunuz mu diye. Onat Bey de hayır deyince saçma olma hepimiz yapıyoruz konuklara karşı demişim. Şimdi siz bunu çok maddi anlamışsınız. Çünkü siz de maddisiniz. Benim demeye çalıştığım şey şuydu. Şey diye sizin içiniz pis olduğu için onu da pis anlamışsınız. Aynen. Siz biriyle tanıştıktan sonra arkadaş grubunda atıyorum. O gittikten sonra o insan hakkındaki yorumlarınızı söylemiyor musunuz? Ben bunu sevdim ya da bu bana hitap etmedi diye. Biz de biriyle tanıştıktan sonra konuğumuz gittikten sonra bu bölüm böyle oldu. Bu bölüm enerjimiz tuttu. Bu bölüm enerjimiz tuttu. Konuşuyoruz. Ya o bir değerlendirmedir ayrıca. Tabii ki anlık iş bile değil. Mesela. Aynen. Mesela bir örnek vereyim. Sezin bu stüdyoya geldi. Sezin bu stüdyoya geldi. Biz döndük böyle. Ben aşık oldum. Evet. Bu şimdi bu kötü bir şey değil yani. Götünüzden anlamayın yani. Bu şey yine milleti fırçalamaya başladı. Tamam devam edelim. Yani anladın mı? Kötü bir şey demiyoruz değil, yani. Hayır. Madilik biraz eğlence tarafındayız biz bence aynen. Ya madiliğin. Böyle kötü niyet sinsilik tarafında değiliz yani. Bu böyle Aslı'yla çok acı oldu ya. Sıçtın Aslı bir tane çay kefim var. Bence şat yapalım bitsin bu eziyet. Yani bir ödem atacağız diye bu eziyet çekilmez. Kaç emel su vardı? 5 mi burnunun içine ne var? Bu zaten küçük bardağın yarısı doluydu yani. Bari içinden şeyi acılandı. Niye bu kadar değişiklik yapma gereği duydunuz? Hayır. İki tane suya basamadım. Bir su basmış. Yarım su içiyoruz şu an. Kesin suyu da en düşük emel içmiştir. Bu kuş kadar içiyor her şeyi. 20 emel çay içtim ya. Niye biz maviyiz bugün bu kadar? Ama ben yine bir renk var bende. Benziyormuşuz ama. Evet. Arka renklerle çok kötü oldu çok değil kötü. Mi? Ben bir de yeşil miyim diye rengarenk. Ben Anadolu'nun bütün renkleri benimse. Ben bunu Van'dan aldım bu arada. Karturu. Evet hatıra olsun yanmıştım ama ne alaka madilikle bilmiyorum. Bu da böyle bir anımdı. Evet devam edebilirsiniz. Şey vardı ya madi deyince çamur aklıma geldi. Çamur at izi kalsın. Devamı neydi onun? Neydi? Ben atı sözünü tamamlamam. Çamur atısı kalsın. Devam mı? Çamur atısı kalsın. Evet. Uğraş bir çak tokadı geri kalsın falan. Ayıp bir şey diyor zaten. Ha, ayıp olsa bilirdim. Atasöz değil mi? Küfür lügatım sağlamdı. Bu arada ünlülerimiz arasında da çok madilik var. Ben bayılıyorum ünlüler madilik yapıcı birbirlerine. Eğlencelisi çok eğlenceli oluyor. Eğlencelisi çok eğlenceli. Bir tane örnek verebilir miyim? Hadi ver. Köpeği Gülben deyince havlaya. Çok iyi ya. Adı öğretmiş. Helal olsun. Biz bunlara bir çiş kakayı öğretene kadar anamız ağladı.
Gülben ve Zeren Hanım arasındaki o fotoğraf seneler boyunca öğretilecek ders kitaplarında. Şu arkaya doğru döndü değil mi? Koy araya. Çok gerçek eğleniyormuş gibi yapın geliyor. Bu vardır. Bu vardır. Bu arada maalesef influencer etkinliklerinde de madilik var birazcık. Herkes böyle. Gittiğimiz sayılı etkinliklerde gözlemlediğimiz kadar. Şey masa ben çok kötü. İğrenç. Ben de döktüm. Elim çarptı. Yani yorum yapmayayım diyorum arkadaşlarım. Şey, ama çok benim zaten burası battı ya. Ben ama bunu da koyayım buraya. Nasıl yani, olsa sıçtı. Nasıl olsa sıçtı. Çak çak şat yap şat. Yok be. Vallahi ağlarmış şimdi. Ama çok acı oldu çay. Birbirlerini dürtüyorlar. Ben bir poşet getireyim isterseniz. Bir tane isterseniz böyle bir. Şöyle kapatayım önünü. Kapandı mı? Aslında ne köylü gibi arka saçını tutuyorsun içerken? Şey yap, fondip yapacaktım, yapamadım sıcakmış. Köylü de senin efendindir ayrıca. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Sen hep haddini bileceksin. Sen beni bileceksin. Kenan Doğulu da kaç yıldır ünlü ya. Ya. Çocukken de vardı. 30 yaşına geldim, kadın oldum. Hala Kenan Doğulu var. Maşallah. Çok azim. Şükür. Elhamdülillah. Başımızdan eksik. Uzun saç yakışmıyoruz Kenan Doğulu'ya, onu söyleyeyim. Kenan Doğulu'nun bir tane klibinde ben ağlamıştım. Şey, aklım buz gibi yanına koş. Melek olmuştu değil mi? Bu bölüm eski bölümlere benzedi. Hiç şey, konuda kalamıyorum. Araya zaman girdi ya. Ha. Ondan oldu. Şimdi aşağıya şey yazacaklar. Kızlar konuyu devam ettiremiyor. Aynı konuda asla kalamıyorsunuz. İşte konuyu devam ettiremiyorsunuz. Bu ne biçim sohbet? Gider misin? Gider misin? Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Biz uzun uzun podcast araştırmalarına başladık rakiplerimizi tanıyalım diye. Ve el alem oraya bir tane konudan başlıyor da bu konudan çıkıyor. Biz niye bir konu sırrını... TDK. Çok sıcak bir bana geldi. Bu arada rakiplerimizi araştırmamız da madilik. Tabii aşkım deli misin sen? Ben Spotify chart'ta yaşıyorum. Yukarı doğru tırmanıyoruz Azim'le. Allah'ım inşallah. Spotify yani. Dinleyenler bizi loop'a alırsa sabaha kadar çok seviniriz. Aşk olarak top 50'ye oynuyoruz. Top 1'e doğru. Bizi sürekli açın nasıl fake'lerinizle bu kanalı yükselttiyseniz Spotify'ı da loop'a alarak yükseltebilirsiniz. Bizi uyurken dinleyebilirsiniz. İyi geceler. Spotify'dan para kazanmamamız dışında bir sıkıntı yok. Olsun, prestijdir gaz hayatım. Gaz oldu bende. Tabii. Biraz da prestij. Biraz da kalite. İş konusunda çok madilik yedik yani. Zaten bir şey söyleyeceğim. Yaşın büyüdükçe iş konusunda yiyorsun. Aynen. Küçükken arkadaşlıktan falan yiyorsun. İşte sevgilinin arkadaşlarından yiyorsun. Büyüdükçe iş hayatından madilenmeye başlıyorsun. Hı-hı. İş hayatına kayıyor. Büyüdükçe onlarla karşılaşıyorsun. Evet. Mesela gelen bir tane konu size nasıl yani siz daha 100 bin olamadınız mı demiştim. Biraz madilik yapmış. Ben çok mesela, üzülmüştüm. Mesela biz de yo olduk numara yapıyoruz. Yani bir gün vallahi dayanamayacağım. Vallahi bir gün. Yani konup konup bir gün vallahi bu ağız dilimin ucuna gelen neler yuttum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi aşağıda da tahmin ediyorlar. Bilemiyorlar. Bazen inanıyorlar o isimlere. Evet değil. Hala şeyi de bulamadılar bizi taklit edenleri evet. Zaten. Onlar gitti, hepsi yanlış. Bugüne gitti. Kadar yazdığınız her şey yanlış aşk o. Ay bir şey söyleyeceğim. Herkesin YouTube'a başlaması bütün oyuncu ve artı 40 plus hayatım insanların. Hayatım şey helaya döndü. Ayak yoluna döndü ayol. Ay bir setler yapıyorlar şey gibi. Televizyon programı gibi. Evet o ne? Tiyatro seti o gibi. O ne? Televizyon bitti. YouTube'u da mı bitirelim diyorsunuz hayatım? Size bunları açalım bir tane Boomer TV. Orada. Biz yapıyoruz şu an madilik. Ama da haklıyız. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bir de bot basmışlar ya aşağıya. Aşkım anlaşılıyor. Aynı isim alt alta. Harika 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 yazmış. Bravo 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 bravo. Anlaşılıyor. Bir tane sadece of yazmış mesela 50 tane. Ne yaşadın? Ne yazayım ne yazayım? Görevi bu şimdi mesai başlıyor. Hayır ya bot ya bot. Of of of. Bot aşkım bot bot. İnsan yok bunda. Ya bu kadar teknolojiden anlayan kocam varken sen nasıl böyle kaldın bilmiyorum. Aslı? Bilmiyorum. Ben Boomer TV'ye konuk olacağım bu hafta. Ünlülerin televizyonda bir iş bulamayınca YouTube'da yaptığı talk show'ların birine konuk olacağım ben bu hafta Boomer TV'de. Bir de YouTube çok acımasız bir yer biliyor musun? Maalesef. Ana akımda hayvan gibi izlenirken YouTube'da 1000 aboneyi görünce insanın bir kalbi kırılıyor. Madiyiz biz. Madiyiz biz. Bizi birazcık şöyle yapmana bakar. Ama bir şey söyleyeceğim. 2 senelik emek verdik yani. Tabii ki biraz maddi olabiliriz yani. Evet ya. Kalbimizi, terimizi, gözyaşımızı koyduk buna. Rüştümüzü de ispatladık yani. Kaç bölüm oldu, kaç zaman oldu. Aynen. İstikrar önemlidir YouTube'da. Vallahi daha podcast'in P'si bilinmiyordu ülkede. Biz podcast yapmaya başladık. Yapıyorduk. Bizden tabii önce yapanlar vardı. Şimdi gelip buraya aşağı ağzımıza sıçacaklar ama biz de azıcık bir katkıda bulunduk. Biz yorum okumayı bıraktık. Bırakmadık.
Yani iyiler okuyorsun. İyiler okuyorsun. Artık öykü ediyorum ki biri şöyle bir şey almış. Canım sıkıldı öykü böyle sil a**. Dikkate alma seviyem. Blokla. Blokla. Sil kaldır kanaldan. Bu hale geldik. Yani madiliği yaşattık yani. Gerçekten. Biz madilik yapıyoruz burada. Ben birazdan madilik yapacağım. Mesela konuklarımıza laf etmeyin. Hepsi buraya uğraşıp gelmiş, bir şekilde takvimlerinde vakit ayırmış, bize de evet, kalbini vermiş birer insanlar. Bir evet. de yazıp bizim ağzımıza sıçıp gelmeyen insanlar var. Onları bilseniz onlara yapabilirsiniz madilik. Vallahi bile. Şimdi bu sefer şey yazıyorlar. Sevmeyebilirim konu. Tamam aşko, sevmeyebilirsin. Ama böyle şey gibi değil. Bize kimse kötü davranmıyor. İyiyiz yani. Sıkıntı yok, anladın aynen. mı? Hani böyle şey gibi oluyor. Sanki biz o kadar da bayılmıyormuşuz gelenleri gibi. Hepsinin de sağ olsun emeği var yani. Gelenler çok iyi. Bir de gelmeyenler var diyorum. Gelmeyenler. Son dakika iptal edenler, menajerimle konuşmayanlar, bizden istekleri olanlar falanlar filanlar. Karma gerçek. Karma is a bitch. Siz de bir bitch. Eden bulur. Hak ettiğini hak ettiğin yerde yaşatırsın insana. Bir gün dellenip içip içip bu kanalda bize kazık atanlara anlatsak var ya, 1 milyon o akşam 1 milyon bizdi, bizi bir açsan bizi. Yürekli olacak iş. Şoklu olacak iş. Taşak mı dedi? Taşak demişken Ali Biçim beyefendi. Çok kötü bağlı. Ne alakalı? Taşak deyince aklıma mı geliyor ki? Çünkü neden? Aslanıma bir fikri var. Dedi ki bize artık da böyle bir eril eril bir konuk lazım dedi. Evet, hiç böyle bir maskülen... Ya Özgür benden utandı ya. Dedim ki, madem kardeşim. Sen kimsin benden utanacaksın? Pardon da bu kadar ilk defa bu kanalda Özgür böyle anladım. Şöyle oldum. Ben dedim ki, şimdi biz öyküyle konuşuyoruz. Diyor, şöyle bir maskülen enerji, bir erkek otursun şuraya maskülen diyorduk. Tam bir eril enerji. Ben dedim ki Ali Biçim 10 numara olur. Her konu şeyi geziyor dedim. Her kanalda geziyor. Bize de geliversin. Sevaptır dedim ya. Sevaptır ya. Şurada bir yarım saat otursa iki şaka şuka nedir yani? Sevaptır. Yaralı parmağı işleyeceksin. İnsanlıktır bu bir yerde. Ve yemin ederim tek bir konukla bütün kanalın eril potansiyelini alırız yani. Biz içki içmiyoruz ya, çay içiyoruz. Çay içiyoruz. Vallahi çay içiyoruz. Peki bu ekipte en çok kim kime madilik yapıyor? Bence hepimiz Özgür'e bence. Özgür'e yapıyor. Bence Öykü Özgür'e yapıyor en çok. En çok Öykü Özgür'e yapıyor. En çok ben mi sana yapıyorum madilik? Doğruyu söyle. Doğruyu söyle bak. Bilmiyorum. Özgür de benim kocama yapıyor. Şerefsiz. Ama ona da Özgür'e yapıyor. Hak ediyor. Ama işte... Biz madiliklerle besleniyoruz. Besleniyoruz. Doğru. Evet. Bir şey bizim olur. Sevgi language'ımız bu. Bana biri demiş ki şivelerin çok çılgınlığı. Hepimiz şive yapıyoruz. Doğru. Göt hoşafı. Sanki bir tek ben yapıyorum ya. Bir şive vardır bu arada daha. Ayrıca. Ay Onat Bey'in bugünkü madilini söylemek istiyorum. Buyurun. Sevgiler gününe özel konsept düşündük. Of. Onat Bey dedi ki aslı olmasaydı dedi. Özgür ve Öykü yalnızlar diye bölüm çekseydi dedi. Çok ayıp oldu eşim. Ayıp oldu. Bir tık orada abokunu çıkardım. Ama sevgiler gibi yalnız insanlar da var. Onlara da kol kanat gelmeniz lazım. Yine de bu kırıcı olduğunun anlamına evet. gelmiyor yani. Ayrıca yalnız olup olmadığımızı nereden kim biliyor? Sus kız, al sen de ağzını sıçıyorsun. Bunlar eğer ikisi bir olup da birinin kanalına yalnızlar diye bir şey çeker. Yalan. Ben buradan söylüyorum. O içerik yalan. Özgür için yalan olabilir. Nada bir şey demiyorum. Gözüme de bir şey kaçtı. Sokayım. Özgür'ün date'ini sevdin mi? Ahem. Anlatıyor işte. Ama bir resim görmedim. Ben görsel algıyla çalışan bir bireyim. Bana bir görseli vereceksin. Ama app'leri silmiş Özgür. Ay app'leri sildirmiş. Aa, evet. Temiz bir sayfa. Tumble gitmiş Tumble. He. Daha ne olsun. Vallahi gitti. Helal olsun lan sana. Artık doğru yola temizdim. Git. Maşallah. 3 gündür temiz. Kaç date şu ana kadar? Ne? Kaç date çıktınız? 2. Bir sen, bir ben, bir de babuş. Ay. Kubilay Bey, Berfu Hanım'ın programına çıkıyor. Bu işte Afra, Mert ve Yazıcıoğlu arasındaki aşk üçgenine dair Kubilay'ın da bir dörtgen olma durumu var ya, biliyoruz hepimiz. Hı hı. Onunla alakalı şeyler yapıyor işte, böyle sorular soruyor. 2 tane soru soruyor arka arkaya ama. Arka arkaya yapıştırıyor işte. Bir tanesinde mesela işte bir arkadaşın bir mekanda işte sevgilisi varken başka biri de şak Mert'in resmi çıkıyor. İşte bir arkadaşın böyle olsa da tak Afra'nın resmi. Resmen hazırlamışlar yani. Tabii madilik. Aynen. Madilin Allah bu Allah. Arada.
Ama bence ondan haberi vardır Kubilay. Tabii tabii anlaşmışlardır. Berfo ile kafasına göre çat çut açmamıştır. Bunu konuşmuşlardır. Kubilay da yap ya ben eğleniyorum demiştir. Bence yani. Hı-hı. O da yapmıştır. Yoksa öyle sürpriz bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Kubilay ile Miray Daner'i aldatmadı mı? Aldattı. Sonra Dilan Deniz'e tatile gitmedi mi? Bir de benim bildiğim öyle. Bir de şey sanırım Hilal'le de soyadını unuttum. Yazıcıoğlu Afra'dan önce çıkıyor ayrılıyor. Kubilay çıkıyor Hilal'le de mesela. Küçük bir grup oldukları için bir dönmeç modu var. Olabilir. Aa. Olabilir. Öyle şey oluyor. Bu arada biz Asya'nın Mert Yazıcıoğlu konusunda bir radarımızda böyle bir insan yoktu bizim. Yoktu bizim. Eskiye dair hiç bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Biz ağzımıza sıçtınız. Afra aldattı diye. Bilmiyorduk hayatım. Bizim hayatımızda Afra kim biliyor musunuz? Seyfer. Afra'nın adını bilmiyordum ben. Seyran ben diyordum Afra'yı görünce. Biz oradan biliyorduk. Sonra öğrendik mevzuyu. Ne zaman Mert Yazıcıoğlu'nun tarikat lideri yaptı. Çok yakışıklı. Yazıcıoğlu'nun karizması. Maşallah. Şey iyi abi. Çok iyi olmuş. Maşallah ya. Günahlarından arınıyor orada. Evet. Maşallah. Gerçekten. Allah Allah. Günah çıkaracağız yani. Allah Allah. Şeytan taşlama gibi. İnanılmaz yani bir tarzı var şu an. Ben aşırı yükseğim beyefendiye. Bütün mertleri yükselemeyiz. Yeter. Ben Ramazan'dan gıcık oldum. Niye? Bilmiyorum. Tekrar barıştılar biliyorsun. Of. Ay sıkıldım oradan. Biz ayrıldı deyince kesin ayrılacaklar şimdi. Barıştı dedim ya. Biz ayrıldı deyince barışıyorlar. Barıştı deyince ayrılıyorlar aga. Doğru. Biz bu çifte hakkında bir şey artık konuşmam. Yeter sıkıldım ya. Sıkıldım be. Yeter. Ay sizin madiliklerinizden bana geldi be. Vallahi billahi ya. Aa. Mesela bak yaşlının madisi komik oluyor ünlüde. Gencin madisi korkutucu oluyor yani. Doğru. Bu mesela bu olayın içinde olmak istemezdim. Doğru. Ama mesela ne bileyim işte Bülent Ersoy'un madili çok komik. Çok eğlenceli oluyor. Yaşlı ünlü madisi. Banu Alkan'a diyor ya böyle ay o küçüktü falan. Ay, ya da o akşam vermedin mi falan. İnanılmaz. Vermek kim yıkanacak ayol falan diyor. Kim banyoya gidecek diyor. Bize rakip geldi ama rakiplere bak. Çok iyiler. İnanılmaz iyiler yani. Çok iyiler. Mesela onların madili komik. Kız madilik. Safiye diyor ya Faik çok iyi ev işi yapardı diyor. İşte ev işi yapan iyi seks yapardı. Merak ettim. Şimdi Fahiy diyor. İnanılmaz ya. Biri. İnanılmaz. Ama yani şey umurunda değil yani anladın mı? Yani dediğim laf birini incitirme. Burada biri bu lafa alınır mı şeyinde değil yani. Kız onlar para nasıl para kazanıyor 3 kişi ya? Ya para için yapmıyorlardır ki onlar. O zaman nasıl motivasyon buluyorlar öyle 3 koca star? Abi onlar bir dönem gitmedi mi? Ülkeler gezdiler bir şeyler yaptı. Ama YouTube'da o kadar para yok ki. He, YouTube'da hiç para yok doğru düzgün de ne bileyim yani. Allah Allah. Bilmiyorum enteresan. Ama kadının peki, o işinden favoriniz hangisi? Bülent benim. Safiye'yi de seviyorum. Safiye'yi de seviyorum. Banu. Onu da seviyorum ama. Ya çok tatlı ama çok kafa şey yapıyor aynen. Yani. Ama ben Bülent Ersoy'a yansıtılan ışık istiyorum bir tane kendime. Kız sıfır o ne? Karışık. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Hülya Avşar'ın filtresi. Aynısını Allah belamı versin söylemeyeceksem geleyim şurada. Kız Aleyna Tilki 5 yaşına düştü. İhtiyacınız yok aşkım. Sağ ol. El alem televizyonun bozuldu sanmış ya yılbaşı gecesi. Başka kanala geçip geri geliyoruz. Tamam olan bir şey mi oldu? Kız Aleyna Tilki'nin yüzü gitmişti. Ama bunu falan yaptı. O Aleyna'nın yeni tarzını gördün mü? Minik elbisesi. Kız saçı da. Çok güzel olmuş. Ben çok olmuş. Yakıştırdım. Hep saçını kısık. Dur. Magazin bölümü. Magazine döndük. Oh, evet, magazin bölümü istiyorsanız çekeriz valla. Çekeriz valla. Bir mukbang şeyi patlatırız. Ha. Sıkıntı yok. Neyse hepimiz madiyiz. Madi olmayanlar da bizden değildir. Ben ama çok gözümü oynadım ya. Öykü bir daha söylesin de oraya atarsın. Ben böyle atmaz ki. Zoom atacak. Çapaklarımı yaptım. Aşkım bir daha söyle. Zoom atacaksan bir daha nefesimi tüketmeyeyim. Teşekkürler. Sizden gelenler, ay ay sizden gelenler, şimdi! Daldaşacak bir moddayım biliyor musun? Ben de hiçbir şey kimde bile değil. Acaba çok koyu yaptım diye çarptı mı bu beni? Yok kızım. Bir sıcakladım çünkü. Çaydır en nihayetinde. Acı biliyor musun? Çok kötü acı. Evet çok acı. Babamı dövdürttüm birkaç kere abla sayılır mı? Ne? Of. Ne? Kimi? Aslında birine dövdüm. Ne? Bu madilik değil başka bir şey. Ne yaptı acaba babası? Annesini falan aldattı herhalde. Helal olsun. Şaşırdım yani. Aa. Şaşırtıcı. Dobby Fibi'ni yalama oğlum ya. Aa! O ne be? Dobby nasıl girecek o içeri oğlum? Böyle çıktı dışarıda. Azdı. Niye azdın annem dur yere? Yapma. Gelme yanıma. Allah üstüne Allah. Oturamaz yemin ederim. Yapma oğlum. Beni sinir eden eksimi birine avukatmış gibi arattırmıştım. Çok iyi. Sizi karakoldan falan diye böyle aratacaksın. Altına sıçırtıracaksın herif orada. Aşk davası. Ay. Gönül davası. Tazminat olarak ne diyorsun? Para. Her zaman para, dolar, euro.
avro döviz. Ablamın düzleştiricisini satıp kendime zaradan ceket aldım. Ama bu gerçekten kötü bir modellik. Haram para bu. Haram değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Ablası bir şey yapmıştır karşılığı. Haram mı bu? Haram. Tamam. Yok, haram değil. Belki haram. Ablasını almıştır ya. Yok, kendime ablasının diyor. Eşyasını alıp. Ama ablası alıp. Bir şey yaptıysa da öcü almak için yaptıysa komik. Durup dükkan yaptıysa hiç komik değil. Hiç komik değil. O cekette onu boğarım yani. Evet. Ablasının saçları hiç düzleşmiyormuş. Belki onu iyilik yapmıştır. Nereden ya? Aklına geldi Allah aşkına? Yemekten sonra. Allah Allah. Sevdiğim çocukla konuştu diye takıntı yaptığı çocukla sexting yaptım. Aa. Daha kötü lan. Madi bu bayağı. Bu biraz şeytanlık. Kötü, kötü tarafına giriyor madiliğim. Doğru. Bu. Arkadaşımın fake sevgilisinde bütün okula ifşa edip onu rezil etmiştim. Aa, neden öyle bir şey yaptın? Kesin bir bok yapmıştır canım. Bu da öyle. Her şeyi bulamazsın. Öç alma şeyi bu. Başını da yazsaydın o zaman. Ne yaptı o arkadaşın sana? Benim hayali sevgilim mi oluyor mesela? Mahmut diyorum sanırım, sana. Sanırım. Şimdi hak eden hak eden yapılır mı o zaman? Yani biraz yapılır. Yapılır bu arada. Ama hak ettiyse. Bu gelip benim sevgilime asılırsa ben de onun takıntı yaptığına yazarım. Aşık olmam da sinir olsun diye yaparım. Ama sexting'e kadar götürmem. Yok, o bokunu çıkarmış o. O aranıyormuş onu, canı çekmiş. Canı çekmeden yapılmaz o. En madı şey yengem. Orası karı bize büyü yapıyor. Ne? Böyle abi, yazmış abi bize. Büyüye madilik diyemeyiz. Bir günah anasını satayım büyü ya. Büyü yapmayın ya. Oğlum o ne ya? Oğlum niye bütün yengeler büyü yapıyor? Niye yengeler? Bak yengeler halalar. Halılar iyi bence. Yengeler daha sinsi. Niye büyü yapıyorlar bütün yengeler bilmiyorum. Çok sıkıntı. Sen büyü yapmayı biliyor musun? Yok kız, günah. Öğrenmem de yapmam da. Çarpılırız ayol. Kız büyük günah. Manyak. Sakın ya sala. Bilmiyorsunuz da sakın. Eski en yakın arkadaşımın annesine sigaralı fotoğrafını gönderdim. Ama. Hayır, anneyi karıştırma. Evet. Anılar kutsaldır. Ama acaba arkadaşı ne yaptı işte? Bak ben Aslı tarafına geldim şimdi. Tabii işte bir karşılığı vardır, vardır onun. Babasına gidip sevgililerini anlatıyor falan. Aa, o zaman yaparım. Çok kötü. Öpüştükleri fotoğrafları gösteriyor. Aa, yaparsın. Falan. İçi kaşarlanmış. Doğuştan mı geleyim adilik? Tabii, tabii. Fıtratta olacak. Bizim en fazla yaptığımız şey yani şey şakası vardı ya, telefonunu açınca arayınca abi bırak sigarayı falan vereyim bir fırt. Ya da işte ay, ne bileyim Ahmet duşta şimdi falan. Sınıfta bir kız müdürden izin kağıdını çalmıştı. Ben de kızı arayıp fiyat sorup sesini kaydettim. Oğlum niye ya? Biz madi falan değiliz. Yeni jenerasyon daha mı madi acaba? Daha madi olabilir. Biz madi falan değiliz. Biz salak salak eğleniyoruz. Şey bölüm buna bağlanmış değil mi? Biz aptalız. Bizim de askerde yapmıştı biri. Sadece sabah 6'da duşa gidebiliyorduk abi. Orada baksırını alıp geldi adam. Başka bir yerde duş. Sabah 6'da Ankara izinde. -15 derecede çıplak bir şekilde herif oradan buraya gelmek zorunda kaldı. Küçük bir havluyla. Şimdi anladım. Saçmalama. Kadar güzel. Ben madilikti yani. Total çıplak. Ama hepimizde tabii canım o kadar olur. Kışın. Yani. Başka seçeneği yok oğlum, ne yapacak yani? Ama peki, mesela Madin'in şeyi yani böyle duruyordunuz şeyde yatakhanede birden böyle gidelim de çıplak alsın. Kimin aklına geldi yani bu? Beni de şey yapmışlardı lisede. Tuvalette yukarıdan fotoğraf çekmişlerdi. Aa! Yani herkes aa! Otururken şey mi biliyor ama gözükmedi bir şey. Ama bu çocuk şeyi bu. Evet. Onat Ertuğ'un ifşa. İstismar var. İstismar bu ya. Bir yerlerde o fotoğrafım duruyor yani. Aa! Sen ama bir şey söyleyeyim mi? Ben kocamı tanıyorsam kakır kakır gülmüş. Hor vermiştim. Oğlum ne komik adamsınız ha. Böyle yapmış. Şey dedim, bir daha çek çıkmadı tam. Gördün mü, hiç sinirlenmez. En uzun kocan yaşayacak biliyor musun? İnşallah evet. Ex bana ulaşamayınca arkadaşa yazmıştı. Sonra konuşmaya devam etmişler ve şu an manitalar. Oha ya. İğrenç. Abi Ece nereden nasıl buraya geldiniz ya? Bu Ece nerede? Kalbinde. Ebe'nin nikahında o zaman bana geldi arayalım falan. Ne yaptı? Azık mı geziyor millet? Ben anlamadım. Ben de anlamadım ya. Çok azmış millet. Bazı... Bir kelime var mı ya? Var artık. Artık var. Burada bazı... Masada kullanıldıysa var. Dünyevi hazlara bu kadar takılmamak lazım. %100 kasılıyorum bu cümleye. Biz ulvi yaratıklarız. Of. Gün ne öykü hanım. Ne var bu? Ne şov yapıyor. Madili Hue'den nereye geldi video? Eski sevgilimi arkadaş grubundaki iki kişiyle aldatmış ve grubun içine sıçmıştım. Aşkım niye böyle bir şey ya? Aynı grup içinde sevmiyorum ben döneç. Ben asla. En nefret ettiğim. Şimdi döneç demeyin. Bu grubun dinamiği nasıl çıkar? Bu bir spektrum. Tatlı madalikten
kulağa giden bir spektrum. Biz buradayız. Bizim toksik metre test gibi yani. Aynen. Anladın mı? Hani. Peki üçüncü de aldatmada seni durduran şey neydi? Yani senin... şey, arkadaş grubu bitmiş sayı bitmiş. Dönmüş herkese. Ama mesela bu arkadaş grubun için bir savaş çıkarması lazım. Mesela siz berabersiniz, sizden biri birini aldatsa onu döveriz mesela topluca. Senin adına atıyorum, onu da döveriz. Aynen öyle. Bunlar gavat. Hiç kimse rahatsız olmuyor mu yani milletin birbirine yaptığından? Ha? O zaman bütün arkadaş grubu gavat. Doğru. Herkes yavşak. Grup bu. Peki ikinci çocuk birinciyi biliyor mu ya da üçüncü çocuk ikinciyi biliyor mu acaba? Çocukların hepsi sessizlik yemini etmiş. Arkadaş grubundaki erkeklerin hepsi her şeyi bilir bence. Öyle mi? Sonra o erkekler bir akşam rakıya giderler. Abi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben Ece'ye. Sonra mesela abi ben de Ece'ye, abi ben de Ece'ye, abi ben de Ece'ye. Gerçekten böyle oluyor. İçip içip dökülürler. Aslında bir bakarlar hepsi aynı kızla takılmış. Çünkü hakikaten anlamıyorsun onun orospu olduğunu bazen. Ve birbirine. Ay bir tek onun orospulu değil. Neyin? Siz de yani hemen birbirinizin arkadaşına takozlamışsınız yani beni konuşturma. Ben kolay lokma çiğneyeceksin ya. Bir bakarlar ulan hepimiz birbirimize. Ondan sonra da ne yaparlar biliyor çokalaşıp, musun? Çokalaşıp affediş mod. Hemen de barışırlar. Yok. Olsun kardeşim iyi olmuş boşver. Yok kıyaslıyoruz genelde. Sen hangi şey desen ben hangi şey. Erkeklerden gerçekten siniyorum yani. Ama mesela bizde böyle olsa mesela ben affedip unutamam. Hani benim bir sevgilime bütün kız arkadaşlarım dönmüş olsa. Yok manyak mısın? Hepsini yırtarım bir daha kimseyle görüşemem. Aynen sizde öyle. Sizde nasıl bir gavatlık ya bu? Ama kültürün verdiği bir şey bu ya. Erkek kültürün verdiği bir gavatlık diyor yani. Aynen küçükken pipini hepimiz gavat olunca diyor birbirimizden etkileniyoruz diyor. Küçükken pipini gösteriyorsun. Çok seçenekli bir dünya sana sunuluyor. Senden sırtına vuruluyor. Sen ne bekliyorlar oğlum? Senden bir aktivite içine girip erkekliğini kanıtlaman bekleniyor. Ben de erkek arkadaşlarıma bunu kanıtlıyorum. Arkadaşın sevgilisini gerek mi? Hayır canım kimsenin sevgilisi olmuyor anda. Çünkü sen iş bitti artık. Bir dakika. Ya, bir şey diyeceğim. Sonuçta sizin de sevgilileriniz eskiden birileriyle beraber olabiliyor. Hayır mu? Sadece benle. Aynı şey değil ki yine zaten. Ne alakası niye var? Canım, aynı anda seçmiyorlar ki. Tamam da arkadaş grubunda kızı döndürmüşsünüz yani. Başka ne döndürelim? Sosyal çevresi orası kızın. Başka gruplara girmemiş. Ya gitsin dışarıda arasınlar. Niye abi? Yakında varken niye uzağa gitsin? Oğlum öyle olur mu? O zaman herkes arkadaşıyla şey yapar. Biz de dönelim, biz de arkadaş ben, grubuyuz. Şöyle ben o kızın arkadaşlık kavramı demiş olduğuna inanmıyorum. O da doğru. Doğru. Erkeklerin de yok ama. Erkeklerin de arkadaşlık kavramı yok o zaman. Ben arkadaşımın eksini şey yapmam, götürmem. Arkadaşının eksi nedir? Masadır. Doğru. Karton bardaktır. Her zaman. He. Adam mı kalmadı memlekette? Kalmadı. Bok kalmadı. Yapmayacaksınız. Bu Z jenerasyonu vallahi hepinizin de ayakta geçireceğim artık. Kısa, yapmayacaksınız. Kısa yapıyormuş. Özellikle küs oldukları zaman yapıyormuş. O zaman arkadaş değillerdik ama. Bak o da olmaz mesela. O zaman ayrıydınız. Hayır. Ulan o ayrılardı diye sen onu mu bekliyordun bir köşede? Ayrıca bu konulara zaman aşımı diye bir şey bile yoktur. Yok. 10 sene önceki sevgilim bile olsa o bana aittir. Arkadaşımın. Neydi? Tokunduğuna kimse bile tokunamaz. Eksi isterse 1000 yıl önce taş devrinde çıksa. Bak istersen reenkarnasyona inan. Bir sonraki ruhum onunla sevişmiş olsun yine olmaz. No! Olmaz! No! Bence siz sevgili olduğunuzu direkt yiyin abi. Aslında olabilir. Yiyelim, özütüp sıçalım. Yok kavanozlara. X3 number 3. X number 4. Aynen. Kesinlikle böyle yapalım. Kesinlikle. Buradan da kesit kesersen senin aklını gelir. İsterse 1000 yıl öncenin X olsun. Hayır. Hiç ilgilendirmez. Benim asla. Arkadaşım küçücük bir gözle bile asla baktıysa ay bu da ne tatlı çocukmuş dediği anda o çocuk benim için teyzem biter. Yani teyze, hacı dedem benim için. Aslı mesela birini övsün o benim böyle şekilsizleşir, bulanıklaşır. Artık gözüm görmez. Bulur gelir çocuğa. Çarpar yani kardeşim. Çarpar da kardeşim. Görmüyor. Bu da gerçek karakterdir. Character. Ne yaptı Yunanistan? Bize kapılarını açtı. Bizimkiler kesin bu sene yazın Yunanistan'a bir ekonomisi canlandıracak. Çık 7 gün Yunan adalarına seviş. Doğru. Git orada bul bir tane Yunan ismi bul. Yuri, Igor. Igor, Lukas. Bunlarla takıl. Biraz daha ileri gitsinler. Orada şey var. Çıplaklar kampı var. Daha kolay. Aa. Ne yapsa yapsınlar yani. Çıplaklar kampına bize izin mi geldi bir hafta? Küçükler var ya Yunanistan'ın ekonomisini kalkındıracak bu sene. 7 günde 1 sene kadar para harcayacak orada. Yunanistan 6. günde böyle iptal iptal. Yeto buna yeto. Kız orada yeme içme daha ucuzmuş euroya rağmen. Yok. Vallahi ya. Bodrum'dan daha ucuzdur. Bodrum'dan Kos'a geçiyorsun 1 saat bitti hayatın kurtuldu. Allah Allah. Ama 7 gün sonra geri dönüyorsun.
Teşekkürler. Bitti mi sizden gelenler? Çok evet. Eski sezon bölümü gibi olmadı mı? Ne konuştuk? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Madilik madili yaptın mı? Carçurt. Bu hafta da buna ihtiyacımız vardı. Evet. Bölüm içinde sayısız madilik yaptık ama. Evet doğru. Doğru. Yaşattık size. Size pratikte gösterdik. Teoride değil. Madileri de ifşaladık. Madileri de ifşaladık. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza 100.000 olduk mu? 100.000 olmadıysak da yazıklar olsun diyorum. 100.000 olduysak da 100.000 olduk diyorum. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Katılımıza katılabilirsiniz. Orada VIP müşteri olabilirsiniz. Instagram'ımıza aile. Gelin. Aile. Aile. VIP aile. Aile. Böyle bir aşiret gibi. Evet. Doktorlar da şey diyor mu hasta gibi? Müşteri geldi işte şimdi. Birinci müşteri, ikinci müşteri diye. Doğru. Ne ürün veriyoruz burada? Bir hizmet var ya. Bir hizmet alıyor. Kalbimizi yani. Veriyoruz. Bobby gel oğlum yeşil olacağım. Ayo pastamızı 5.000'de yapmışız Aslı. Bir sene önce. İnancımıza sağlık. 5.000'i kutlamışız. Abi şaka gibi. Ya. O kadar vizyonsuzmuş ki inanmamışız. Ne olacak? Şimdi biraz 5.000 izlense siliyoruz bu ne diye. Instagramlarımızı da takip edin. Sizi seviyoruz. Aramıza yeni katılanları kocaman kucaklıyoruz. Hoş katılanları zaten artık isimlerini bile ezbere şimdi biliyoruz. Bu kanalda ne oluyor? Ne var? Akışına bırakmıyorsun hayatım. Sakin ol. Anlamaya çalışma. Akışına bırak. Yolda anlayacaksın. Zaten yarı hakaret dolu mesajlar bizi çok mutlu ediyor. Şey diyor, sizi bir keşfettim. 5 gündür sadece sizi diyorum beynimi s**tiniz gibi. Allah razı olsun. Çok mutlu Allah oluyoruz. Allah çok mutlu oluyoruz. Uzun bir yolculuk bu. Evet. Özgür bunları kanaldan şutlayalım ya. Bunlar vizyonsuz ya. Ben Aralık'tan beri hastayım. Benim durumum belli değil. Öksüreyim beraber hasta olalım mı Aslı? Ben akıyor ki burnum. Doğru. Gidip ben Özgür öksür. Gerek yok çünkü 100.000'de zaten uzaklarına yapışacak öykü. Doğru. Bu kanal kapanır sen beni öpersen. Sen beni öpme. Uyduracağız kitabını. 100.000'de kızlar öpüşeyim. Wow. Bu kanalı kapatırlar. Dilli dudaklı, dilli kaşarlı. Yok evet, abi. Kapatıyorum. Hay lele le. Hay lele le. Hay lele le. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internal.